Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Kur'an okumak vefat edenlere fayda verir mi? Kur'an-ı Kerim'in tesir alanı sadece içinde bulunduğumuz dünya ile sınırlı değil. Onun mümin ruhlara verdiği feyiz sadece hayattayken kalmaz, aynı şekilde kabir aleminde devam eder. Orada iken de ruhlarımızı şenlendirir kabrimizde nur ve ışık olur inşallah. Geçmişlerimizin ruhuna Kur'an'dan elbette her taraf okunabilir. Ancak özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu tavsiyesini uyarak Haseten Yasin okunması önerilir. Yasin Kur'an'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan ahiret saadet dilerse Allah ona mağfiret buyurur. Yasin'i ölülerin üzerine okuyunuz. Şimdi bu hadis-i şerif Yasin suresinin hem ölüm döşeğinde olan hastalara okunmasına hem de ölmüş müminlerin ruhuna bağışlanmak üzere okunabileceğine işaret etmektedir. Yani sadece ölmek üzere olanlara diye sınırlandırmak doğru olmaz. Hz. Öbekir Efendimizin rivayet ettiği şu hadis de bu meseleyi açıklığa kavuşturuyor. Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret ederek orada Yasin suresini okursa Allah kabir sahibini bağışlar. Evet, İslam alimleri ölünün ruhuna Kur'an okunduğu zaman hemen arkasından bir dua ile onun sevabının ruhlarına bağışlanmasını önemli tavsiye etmişler. Sahabileri de bu şekilde yapmışlardır. İmam Beyhaki'nin bir rivayetinde Abdullah İbn Ömer'in ölülerin ruhuna Bakara suresinden okunabileceğini tavsiye ettiği anlatılmaktadır. Beyhaki'nin eserine bu ifade geçmekte. Bir Fatiha'nın veya bir Yasin'in veya Kur'an herhangi bir yerin ölülerin ruhuna aynı şekilde hiç eksilmeden nasıl ulaştığını da Bediüzzamandan bir nakille öğrenelim. Fatır Hakim Nasıl ki unsur havayı kelimelerin berk yani şimşek gibi intişarlarına ve tekessürlerine yani yayılmasına ve çoğulma çoğalmasına artmasına bir mezra ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasıyla bir minarede okunan ezan-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam umum yerlerde ve umum insanlara aynı anda yetiştirmek gibi Öyle de okunan bir Fatiha dahi mesela umum ehli imanın emvatına aynı anda yetiştirmek için hadsiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevi alemde manevi havada çok manevi elektrikleri manevi radyoları sermiş, serpmiş, fıtri telsiz telefonlarda istihdam ediyor, çalıştırıyor. Hem nasıl ki bir lamba yansa mukabilinde binler aynaya bir her birine tam bir lamba olur. Aynen öyle de Yasin-i Şerif okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse her birine tam bir Yasin-i Şerif düşer. Hiç eksilmeden. Zaten kabirdeki yakınlarımız devamlı surette bizden yardım beklemektedir. Bizden gelecek bir dua, bir fatiha, bir ihlasla nefes alabileceklerini bilmektedir. Çünkü kabir o kadar çetin şartlarla iç ki en küçük bir manevi yardım dahi onun ruhunu serinletecektir. Bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyu şöyle açıklar. Ölen kimse kabrin içinde boğulmak üzere olup imdat isteyen kimse gibidir. Babasından yahut kardeşinden veya dostundan kendisine ulaşacak duayı beklemektedir. Nihayet dua kendisine ulaştığında bu duanın sevabı ona dünya ve dünyada bulunan her şeyden daha kıymetli olur. Muhakkak ki hayatta olanların ölüler için hediyeleri dua ve istiğfardır. Miskatül misabe geçen bir hadis. Mezheple ilgili de çok üzerinde durulan bir konu var. Mesela hani mezhebine göre bir insan akrabasının veya yakın dostunun kabri başında Kur'an okuması güzel olur der şu ifadeler de yine Hanefi alimlerine aittir. Ehli sünnet ve cemaate göre bir insan namaz, oruç, Kur'an okumak, zikir ve haç gibi işlediği güzel amellerin sevabını başkasına hediye edebilir. Fetül Kadir'e bakılabilir, Bahru bakılabilir, Reddül Muhtar'a bakılabilir bunlarla ilgili. Mesela Maliki mezhebinde ise şartsız olarak kişinin kendi kabri üzerinde Kur'an okunmasını tavsiye etmesi caiz görülmüştür. Onlara göre de bu şer'an caizdir. Mesela Şafi ve Hanbeli mezhebine göre de kişinin kendi kabri üzerinde Kur'an okumayı vasiyet etmesi caizdir. Çünkü şu üç durumda Kur'an okumanın sevabı ölüye ulaşır. Kabrin yanında okumak, okumadan sonra dua etmek, sevabını ölünün ruhuna niyet ederek okumak. Bakın Bunlar da vefat edenlerin ruhuna vasiyet caiz olduğuna göre elbette okumakta caiz olur. İmam Nebevi'nin el er Mecm'uunda şöyle bir bilgi verilir. Şafi mezhebinde tercih edilen görüşe göre Kur'an'ın sevabı özellikle arkasından da dua edildiği zaman mutlaka vefat eden kişiye ulaşır. Bazı şafi alimlerine göre kabrin sahibi arkasından dua okunsun okunmasın Kabir üzerinde okunan Kur'an sevabından faydalanır. Onun ruhu da ondan istifade eder. Bir mezarlıkta okunan ve oradaki bütün ölünen ruhuna hediye edilen Kur'an'ın sevabı acaba bölünerek mi yoksa bölünmeden mi bütün o ruhlara birer Kur'an, birer Yasin, birer ibadet şeklinde sevap ulaşır? Bu aslında Şafi alimlerinden İbn Hacer her ölü okunan Kur'an'ın sevabı bölünmeden tam olarak her birine ulaşır. Bu durum Allah'ın geniş rahmetinin en uygun bir göstergesidir diye cevap veriyor. Bu bu Yetül eserinde bunu görmek mümkündür. Fakat daha önce Bediüzzaman Hazretleri'nin naklediğimiz örnekler dikkat alındığında nasıl Cenab-ı Hak dünyadayken konuştuğumuz bir kelimeyi gerek radyo vasıtasıyla, gerek internet vasıtasıyla, gerek değişik yöntemlerle milyonlarca insana aynı kelimeyi aynen eksilmeden azalmadan ulaştırdığı gibi elbette nur ve nuran olan ibadetlerimizi, Kur'an ayetlerini okuduğumuz zaman hem okuyan hem de bağışladığı bütün ehli iman ruhlarına hiç eksilmeden aynen ulaşması Allah'ın rahmetinin ve hikmetinin gereğidir.